Hello herkese iyi akşamlar sevgili takipçilerim. İyi bir sene olsun, iyi bir yıl olsun inşallah. 2024'ün ilk günündeyiz arkadaşlar. 2023'teki güzel beğenileriniz ve yorumlarınız için milyon kez teşekkür ediyorum. 2023 benim için kişisel olarak iyi bir seneydi. Bazı konularda dönüm noktasıydı arkadaşlar. İnşallah 2024 hepinize şans getirsin. Önce tabii sağlık Mutluluk, bolluk, bereket sizlerle olsun. Hazır mıyız? Senenin ilk gününde yine gündem yoğun, bomba gibi konularla başlıyoruz o zaman. Evet arkadaşlar, e, yılbaşında em eminim hepiniz evde geçirenler bir şekilde televizyon ekranlarındaydım. O sese baktım biraz, o sesle İbo Show, zaten şey yılbaşı programı gibi bile değildi. Sibel Can'ın programı sanki... Ee, yapıştırma bir programdı gibi geliyor bana. Ara ara baktım böyle neler olmuş diye. Ama o ses keyifliydi bilmiyorum. Siz ne düşünürsünüz? O sesin yıldızı açık ara tabii ki Enis Arıkan'ın seda sayan şovuydu arkadaşlar. Gerçekten kahkahalarla güldüm. Hem dansına, hem şovuna hem de ee, gerçekten sivri zeka, küçük doneleri yakalamış o çorak kültürdür diyerekten onun üzerinden ahkecelerle güzel bir şov yaptı. Ee, ben beğendim. Onunla İbrahim büyük mıydı ee, Yasemin Sakallıoğlu kapıştı dediler ama hiç onlarınkini beğenmedim. Hiç geçmedi bana belki filmleri güzel olabilir ama şovlarını ben hiç beğenmedim. Serdar Ortaş şarkısı yaptılar e, jürileri yorumlayacak olursak gecenin yıldızı Murat Boz'la e, Acun Ulucalı'nın sohbeti keyifliydi. Konu mankeni gibiydi Ebru Gündeş. Arada bir güldü. Ay Ebru Gündeş ne yaptırdıysa gözüne. O e, dudaklar hiç olmamış ona. Bir sevimliliği vardı. O sevimliliği gitmiş Ebru Gündeş'in. Böyle bir değişik geldi. Bilmiyorum size de aynı şey geçtim ama Ebru Gündeş'i yani yüzüne yaptırdığı dokunuşları ben hiç beğenmedim. Olmamış. Bir sevimliliği vardı. Şirinliği gitmiş o. Ee, Ebru Gündeş'e dair eski sevgilisi Çatana'da karşısına çıkıverdi. Orada bir şok geçirir gibi oldu ama eski sevgilisi Meryem Üzerli'den duyduğu onca konfilmana rağmen yine de Ebru Gündeş'i seçmiş. O da ayrı bir konu. Ben orasını kaçırdım. İzlediğim kadarıyla e, magazin sayfalarından e, başlardaydı herhalde zannedersem. Meryem Üzerli'de Enteresan. Babet mi giymiş? Nedir o elbisenin altına? Ee, hiç. E, madem öyle bir e, elbise giydin, onun ayakkabısı ya da ne bileyim onu doğru düzgün taşısaydı. Çok böyle süklüm süpüktü. Hiç beğenmedim Meryem Üzerliği işin aslı. Ee, şıktı ama şeyinde yüzünü beğenmedim Ebru Gündeş'inde. Murat Buz'u da beğenmedim bu sefer. O damakları, dişleri enteresan bir şekilde ee, Acun'u beğendim sadece dermişim. Acun programı aldı götürdü esprileriyle e, neredeyse herhalde bir jüri olma e, özlemi çekiyormuş herhalde Baya baya jüri koltuğunda gayet iddialı ve başarılıydı diye düşünüyorum e, Beyazıt Öztürk de enteresan bir hayal kırıklığı Çok pasivizeydi Beyaz'la Ebru Gündeş yok gibi bir şeydi Ara ara işte e, moderatör olarak girdi falan ama Yani Beyaz'dan daha atraksiyonlu bir şeyler beklerdim ben e, Geceye dair aklımda kalanlar Valla hiçbirinin gelen şarkıcıların ses performansını hiçbirinin beğenmedim ama gene de ne derler kakara kikiri makara kakara kukara geçti. Ay o neydi ayol bugün bütün sosyal medyanın alay konusu olmuş. İbo Show'un yılbaşı programı filtrelerce bir filtre bir filtre pamuk şeker gibi de hepsinin suratı. E, demişler bu nedir un dökmüş gibi surat. <laughs> Öyle Cenk Eren ay sanki vurmuş suratına. yani ne gerek var o kadar filtreye? Niye abarttılar? Hatta armağan çağlayan bir televizyoncu olarak acaba televizyonun sinyalinde mi bir sorun var diye salondan odaya gittim odada da aynı olunca anladım diyor. Yani çok kötü bir filtre vardı yani tamam e, ekranda hafif bir e, insanların özellikle de erkeklerde makyajsızken e, cilt kötü görünebilir onun için ince bir şeyler atılabilir ama bu... Artık hani birinci seviyese 10. seviyeye kadar atmışlar. O da erkeklerde kötü duruyordu. Ay Hülya Avşar bir yer şöyle duruyordu. Yani o kadar e, ne diyeyim kendileri de mi keyifsizdi? E, İboşo gerçekten son derece vasattı yani. Hani koyulmak için konulmuş. Yani mecbur sanki bu, onu koymak zorundalarmış gibi. Hiç beğenmedim İboşo'u. E, Kibariye'yi gördüm bir ara e, Sibel Can'ın programında şarkılar bizi söylerdi. E, ama yani bence açık ara televizyonda izlenilecekse keyifle bir Acun'un programı vardı. Fena değildi. Ben e, izledim, beğendim. Bilmiyorum sizlerin düşünceleri nelerdir dedikten sonra yine geçeriz ara ara. Ay Sarıkan Sarıkan'a ile bayıldım. Bayıldım, bayıldım. Kahkahalarla izledim Eni Sarıkan'ı. Yetenekli çocuk. Acun'u bile yalvarttı. Düşünün artık. Evet arkadaşlar yine Dilan Polat. Dilan Polat'ı konuşmadığımız gün yok. Kara para aklama ve ver kaçırma suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat, Bakırköy'de bulunan Profesör Doktor Masar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülmüş. Yapılan tetkiklerin ardından Polat tekrar cezaevine gönderilmiş. E, zannedersem antidepresanları bitti. Psikolojik rahatsızlıkları var. O zaten hep sürekli elim, ayağım böyle bir onda bir böyle sinirsel bir e, sıkıntılar da vardı. E, yalnız içeriden görüntüler yansıdığına dair haberler var bir görüntü var o eski ama son bir görüntü daha var kafasına mafasına cihazlar takılmış eline feline eline falan sanki o görüntüler yeni görüntüler gibi. Yani yeni görüntülerde bayağı alışmış ortam herhalde. Artık adaptasyona başlamış herhalde. O ilk hep ağlamaklı halinden e, ne bileyim geçmiş atlatmış gibi geldi bana. Zannedersem bu verdi ya malı mülkü bunu çıkaracaklar gibi geliyor bana. Yani evet. belki tutuklu yargılanması devam eder bilmiyorum öyledir böyledir. E, sanki işte çocuğundan dolayı mıdır nedir ne değildir. Bir şekilde, bu benim temennim değil bak gene hemen yanlış anlamayın. Söylentilerden dedikodulardan sanki böyle bir ihtimal varmış gibi e, konuşulanlar o yönde arkadaşlar. Bakalım biz zannedersem 2023'te konuştuğumuz gibi yine 2024'te de Dilan Polat'ı konuşacağı benziyoruz. Çünkü içeri girerken bütün 23 neredeyse konuştuk. Çıkarsa da bütün 24 bunu gene çıktı diye konuşuruz. Ben 2024'te de en çok konuşulanlar arasında yine Dilan Polat'ın olacağını düşünüyorum. Son 2023'ün skandalı biliyorsunuz Riyad'da Süper Kupa iptal edildi. Fenerbahçe Galatasaray derbisi iptal edildi. Bence yılın son 2023'ün son skandalıydı gereksiz yere yani madem bir din kardeşliğimiz varsa madem bir kardeşlik hukukumuz varsa çok aykırı talepler değil. Yani Atatürk resmiyle futbolcuların sahaya çıkmasının Suudi Arabistan'ın yönetimine ya da neyine ne gibi bir zararı olabilirdi ki de böyle bir karar alındı. Enteresan bir şekilde bir Atatürk alerjisi, alerjisi var Suudilerde. Dünyada ülkemde barış denilen bir sözcüğü neden kabullenemediler? İstiklal Marşı'mızdan neden rahatsızlar? İnanın anlamak mümkün değil arkadaşlar. Hadi onu anlamak mümkün değil. Arapları anlıyorum ama bizdeki Arap sevicileri anlamak hiç mümkün değil. Hele hele Ayol Atatürkçü bildiğimiz Hulki Cevizoğlu bile o ne alemi varmış Atatürk e, tişörtü giymenin bilmem neymiş ya bu kadar artık yani Kız biz mi şaşırdık? Millet mi şaşırdı? Ben anlamıyorum. Ya. Yüzüncü yılımız ya. Yüzüncü. Ülkemizin kuruluşunun yüzüncü yılı. Bu sizin için hiç mi bir anlam ifade etmiyor? Gel bazı kansızlar için anlam ifade etmeyebilir ama içinde Türklük olan, Türk kanı taşıyanlar için çok özel bir yılın başlangıcıdayız. Tabii ki e, ülkemizin de iki tane büyük takımı böyle bir günü pas geçer mi? Geçmemesi lazım. Bence çok absürt istekler değildi. Kabul edilemeyecek istekler değildi. Nedense Suudi Arabistan Türkiye Cumhuriyeti'ne böyle bir tavır aldı. Aslında Türkiye Cumhuriyeti'ne tavır aldı. İstiklal Marşı'nın söylenmesini istemeyen, yurtta sulh cihanda Sülf sözünün pankartının açılmasını istemeyen ya da ne bileyim Atatürk tişörtünü istemeyenler onlar arkadaşım ne yapsalardı yani her şeyi sineye çekip sırf Riyad'da maç oynamak için Cumhuriyet'in değerlerini ayaklar altına mı alsalardı? Onu mu istiyormuş Hulki Cevizoğlu? Bunca yıl savunduğun değerlerden de mi utanmadın ya? Yani bu kadar iktidar yalakalığı bu kadar olabilir ya. Bundan iktidarın da rahatsız olması lazım ya. Yani bu bizim milletimize İstiklal Marşı'nın okunmadığı bir derbi olur mu? Birisi paylaşmış Almanya'da full Atatürk posterleriyle bir maç yapmışız yer yerinden oynamış. Yani o e, diyenler var ya işte yok orada burada Atatürk tişörtü giyiyor musunuz? Bal gibi de giymişler pankartlarında açmışlar Almanya'da. Videoları var vallahi TikTok'ta düşmüş. Yani bir de böyle bir mukayese yapıyor niye Avrupa? Yani ne münasebet ya sanki duyarsanız ki şey bir teröristin resmini astılar veya dersiniz ki bir İsrail bayrağı açıldı veya dersin ki Suudi Arabistan'ın bir düşmanının e, propagandası yapıldı da bu kadar tepki gösterdiler. Anlamak mümkün değil. Gerçekten korkunçtu. Ha o korkunçluğun içerisinde kadının Reklam anlaşmasını iptal ettiler. Ben Suudiler'deki Atatürk alerjisine anlam veremiyorum nedense. Bir anda anlaşmasını iptal ettiler. Hay çok Müslümanlar diyeceğim. Ayol Noel kutladılar. Şakır şakır havai fişekler patlattılar. Dubai'sinden e, Riyad'ına kadar coşkulu bir şekilde Noel kutladılar. Hadi onu bunu geçtim. Koyu Müslüman diyeceğim. Bunların biliyorsunuz İngiliz ve Amerikan hayranlığını nereye koyacağız? Yani işin açıkçası konu ne dindi ne inançtı konu neydi Türk alerjisi. Türk kompleksiydi. Onu da dışarı vurdular. Bu arada sanatçıların paylaşımları da bazılarını rahatsız etti nedense. Aras Bulut İğnemli Cihanda sul. Mustafa Kemal Atatürk. Ne mutlu Türk'üm diyene Mustafa Kemal Atatürk diye bir tweet paylaşıyor. Hemen bizim şirin görünmeye çalışan çocuğumuz Sinan Akçıl her konuya atladığı gibi ama her konuya mütemahe diyen atlıyor. Bir kere de keşke senden böyle bir tavır görsek ya ülkenin milli değerleri söz konusuyken bayrağımız şunumuz bunumuz çıkıp da böyle bir konu yok. İlla şirin gözükecek bir yerlere bakalım ne demiş. Disney'de daha ağırını yaptılar kardeşim. Zamanında bu ülke e, bu ülkeye ama tek kelime duymadık. Hiçbir oyuncudan filmi yasaklandı mesela tüm dünyada yine sessiz oldu. Ama o koskoca Disney bu Arap. Şu anda trend olan şarkımdaki sözler çok uygun bu duruma. Günaydın. Geç uyandın ama bitti gibi şarkısından bir alıntıyla e, Aras Bulut İğnemli'ye güya cevap vermiş. dünya ona laf çarpmış. Keşke Sinan Bey sizden de duyabilsek. E, milli değerlerimize bu kadar e, ne bileyim 100. yılımızda bayrağımızdan rahatsız olan, ne bileyim İstiklal Marşımızdan rahatsız olan bir Araplara karşı keşke olur mu öyle şey diyebilseydin. Ne istiyorsunuz? Okey. Atatürk filmindeki tutumundan dolayı da pasif kaldığı için üzüldük ve hepimiz kızdık. Aras Bulut önemli ve birçok oyuncuya ben de burada eleştirdim. Hak ettiniz. Sizi eleştirenlerin eleştirilerini hak ettiniz diye. Ama ne istiyorsunuz kardeşim ya? Bir kesim var ki nasıl biliyor musunuz ee, Kötü bir şey olduğunda bile kötü bile savunacak dur. Allah kimseye ülkesinin aleyhinde kötü konuşulanları da savunur duruma getirmesin ya. Bunun savunulacak bir yanı mı var ya? Bunun savunulacak bir yanı mı var ya? Ne istiyordunuz yani Atatürk'ü anmadan, İstiklal Marşı okunmadan iki tane sanki ülkenizin 100. yılını kutlamıyormuş gibi iki tane takım çıkacak, maçını oynayıp dönecek. Bunu mu istiyordunuz? Yani? Böyle mi olmalıydı yani? Çok enteresan geliyor bana. Anlayamıyorum. Çünkü ben milliyetçi, ülkesini seven ama asla ırkçı olmayan bu ülkenin bu coğrafyanın insanı olarak ben burada Türk toplumuna hatta Galatasaray ve Fenerbahçe camiasına bir saygısızlık yapıldığını bunu bir saygısızlık olarak addediyorum. Ama bazıları vur kafasına biz alıştık Araplara da yani bir kıçımızı dönmediğimiz kaldı Araplara. Satın limanları, verin evleri, Arapça tabelalardan geçilmesin. E bir de gidelim orada maç oynuyoruzdur. Bu ne Arap seviciliği ya? Bu ne Arap? Yani bu kadar olur yani. Bu kadar tavizkar olunur. Ee, ey Hollanda, ey Almanya, Araplara gelince e, güya din kardeşiyiz. Senin İstiklal Marşı'ndan bile alerjiz olanlara hala daha güzelleme yapıyoruz. Ben de burasını hiç anlamış değilim arkadaşlar. Hadi onu da geçelim. Ya insan gerçekten, yani şurasını ben anlamıyorum. Yani din kardeşiyiz diyor, kardeşiz diyor ya kardeşlik hukuku olan iki devlet arasında bunlar problem edilir mi? Problem olacak şey mi? Hele de birlik ve beraberlik gerçekten iki Müslüman ülke eğer Müslümansa iki Müslüman ülke kardeş gibi birleşip Atatürk'üyle milli değerleriyle birleşip güzel mesajlar verip Gazze hakkında ne bileyim barış mesajları verselerdi iki ülke daha şık olmaz mıydı? Dünyaya rezil olduk. İki Müslüman ülke birbirine girdi gibi bir duruma düştük de ne diyorum benim her zaman bir e, sözüm vardır. Türk gün Türk'ten başka dost yok. Bak ne güzel demiş Azerbaycanlı kardeşlerimiz. Demişler ki ya kardeşim bakın hemen Azerbaycan medyasının e, şeyini okuyorum sizlere. Galatasaray, Fenerbahçe kulüplerimizin Atatürk ve İstiklal Marşı'na yapılan saygısızlıktan ötürü mücadeleye çıkmama kararı e, almalarını almalarıyla birlikte Azerbaycan basınında Türkiye'ye ilginç bir davet gelmiş. Çıkmayın maça, gelin Azerbaycan'a, Karabağ'da oynayın. Dünya kardeşlik görsün. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur yorumları gelmiş. O kadar katılıyorum ki. Buradan selam olsun Azerbaycanlı kardeşlerimize. Gerçekten Türk'ün Türk'te. Keşke e, Bakü'de oynansaydı. Yani illa Türkiye'de oynanmayacaksa değişik bir ülke Bakü'de oynansaydı keşke. Yani burada bile e, ne derler e, kursağımızda koydular hevesimizi. E, böyle kardeşlik olmaz, böyle dostluk olmaz. Benim milli değerlerime, bayrağıma, marşıma saygı duymayanların benimle kardeşlik hukuku olabileceğine ben inanmıyorum. İnananlar da var, buyursunlar. Onlar inanmaya devam etsinler. Yalnız en acı olanı da bunu bile savunuyor ya, bunu bile savunanlar kendini bu ülkede vatansever ilan ediyor. Pes doğrusu. Havaların soğumasıyla korona gene kendini gösteriyor koronavirüs hastaları. Le Mansam... Kırklar eline Lüleburgaz ilçesinde konsere gidiyor ve konser sonrası e, halsizlik şikayetiyle hastaneye gidiyor ve koronavirüs teşhisi konuyor. Hastanede tedavi altına almış. Yani Leman Sam'ı da koronavirüs hastanelik yapmış arkadaşlar. Geçmiş olsun diyelim ve yola devam edelim. Ay gerçekten Ebru Gündeş ile Kerem Alışık'ın Acaba bozulmuş mudur Ebru Gündeş? Ama ne derler aradan yıllar yıllar 20 sene geçmiş. İkisi de kaç tane sevgili değiştirdiler. Onun üzerine Ebru Gündeş'in de şimdi en pu, şeyli, cafcaflı zamanı onunla birlikteydi. Artık ikisinin de böyle şeylere takacağını zannetmiyorum ama Meryem Uzer'le bunların geçmişte aşk yaşadığından bir habersizdi. Gerçi Meryem Uzer'lerin hiçbir şeyden haberi yoktu. Çünkü düşünsenize birlikte Muhteşem yüzyılda oynamıştı Yasemin Sakallı. Biz de oynadık diyor ama sen kocamı hatırlıyorsun beni hatırlamıyorsun diye. Biz senin kocanla oynadık diyor. Ay çok komik sahneler vardı. Meryem Üzerli pot üstüne pot kırdı tabii ki. Enteresan bir şekilde. Programın zannedersem izleyicisi olmadığı için bir takım konulara vakıf değildi. Ünlüleri tanımıyordu. E, enteresandı Meryem Üzerli ama bir temiz kalpliliği de var. E, pot kırsa da onda ne derler sırıtmadı. Fena durmadı. Ay Hülya Avşar çok enteresandı ya böyle bir yani enteresan bir kötü bir enerjisi vardı. Hiç beğenmedim Hülya Avşar'daki enerjiyi. E, yılbaşı çekimlerindeki. Bu arada 75 yaşındaki usta oyuncu Erdal Özyağcılar da yeni yıla denizde yüzdüğü anları paylaşarak girmiş. Yeni yıl kutlu olsun, mutlu olsun deyip bu mevsimde bu havada bakın denize giriyorum diyerekten yalnız bir göbek koç kuyruğu gibi yani koç kuyrukları langır langır bir göbek. O yaşta makul karşılayabiliriz 75 yaşında ama yani göbeğini açmasaydı iyiydi. Daha ya da ne bileyim göbeğini kabul edeceği bir şort ya da mayosunu ona göre ayarlasaydım. Komik durmuş arkadaşlar. Acun Ulcalı'nın kendi programında kendi kanalının reklamını da yaptı. Hem Survivor'un fragmanlarını paylaştı hem yeni yaptığı dizide. E, o genç oyuncu şarkı söyledikten sonra o dizinin fragmanını da paylaştı. Bir nevi hem e, ne derler bir taşla iki kuş e, kalabalığı hazır toplamışken hem programlarının tanıtımlarının reklamlarını girdi hem de gerçekten muhteşem bir jüri karşımızdaydı. Yani profesyonel bir jüri gibi orada pazarlıklarını da yaptı. E, en favori e, isimleri de takımına aldı. Bu arada Survivor'ı 13 milyon dolara mal ediyorlarmış. Yani sezon maliyeti 13 milyon dolarmış. Kız ne kadar yapıyor Türk parasıyla? Yani nereden baksanız e, 350 milyon mu? Yani bir, ciddi bir rakam yapıyor yani. E, büyük bütçeler, büyük paralar. Ama Acuna koyar mı? İkide bir diyor ya Acuna koyar mı diyerekten e, şey Beyazıt Öztürk bütün salona pizza ısmarlattı falandır, fişmandır. Ama bunlar küçük paralar. E, Acun'da ne paralar ne paralarca arkadaşlar. Yani adam programlarına emek harcıyor bir şekilde. Ne çalışma azmi ama çalışkan insanlar bunlar. Hani tamam birilerinin desteğini alıp birilerinin sıvazlaması var ama baya bir de şey de var yani azim de var. Azimle işini yapıyor adam. Kanal patronuyum egolarında değil baksa çalışanlarıyla kakara kikire neredeyse eni sarıkana yalvaracak duruma bile geldi. Yani bulunduğu koltuğun hakkını veriyor yani. Ben patronum deyip böyle bir havalarda değil. Yalvar dedi yalvardı yani. <laughs> Enteresan sahneler vardı. Bu arada doğru ise biliyorsunuz Hande Erçel saçlarını kızıla boyattı. Daha doğrusu turuncu bir renk. Ben beğenmedim ama e, bu saç rengidir. Belki bir dizi için, bir, bir karakter için gereklidir. Onu bilemem. Bu arada e, Hande Erçel ile ilgili iddialarsa şu yönde yalı çapkına transfer olacağı konuşuluyor. Doğru ise magazine bak sayfa, sayfasında iddiasına göre Ay enteresan eğer öyleyse ben bu sezonu bitirirler diye düşünüyorum. Bitecek bir dizinin içine bir başrol kadınının giriyor olması ne mana ne alaka dedim ama olur mu olur. Hatırlar mısınız? Ay o da çok saçma değil miydi? Durduk yere Farah Zeynep Abdullah Kızılcık Şerbeti'ne bir geldi gitti. Konuk oyuncu olarak herhalde. Bir geldi böyle bir tuhaf bir ne mana bağlantısı sanki uzaydan taş atmışlar gibi. Dizinin içine girdi öyle bir yalandan bir konuştu konuştu çekti gitti şeyin yakın arkadaşıymış Güya Nur Sema'nın. Ne oluyor? Bazen saçmalıyor böyle dizi. E, hatır için mi gönül için mi geldi? Geldiyse de hiçbir fonksiyonu olmadı. Onun gibi mi gelip gidecek bilmiyorum ama böyle dedikodular var arkadaşlar. Dizi demişken Parahtan sessiz sedasız final yaptı. E belliydi zaten bir dizinin tutmadığını. Önce günü değişiyorsa üstüne de sonra e, yayından kaldırılıyorsa demek ki reytingleri düşük geliyor. E, bir şekilde kaka bir buraya kadar getirdiler ama senaryo iyi güzel değildi. Yani öyle çok yürüyen bir senaryo değildi. Ama dostlukları güzel gelişti bu dizi aracılığıyla. E, Engin Akgürek ile e, Demet Özdemir'in ve demiş ki Demet için Demet sen bir armağandın demiş. wow Yani e, Engin Akgürek Demet Özdemir için böyle bir cümle sarf etmiş. E, güzel bir aralarında dostluk oluşmuş. Aşk olur mu? bir hatta Demet Özdemir'in onda gönlü var gibi haberler de çıkmıştı ama e bakacağız zaman nelere gebe dedikten sonra haydi bakalım e, turumuza devam ediyoruz. Ajda Pekkan için aa, hayatı film oluyor diyorlar. Sizce kim oynar Ajda Pekkan'ı? Konuşulan isimlerden bir tanesi. E, Serenay Sarıkaya'ymış. Olur mu sizce Serenay Sarıkaya'dan Ajda Pekkan? Ben pek benzetemedim. Ay Farah Zeynep dermiş. Her şeyi Farah. <laughs> <laughs> yok para Zeynep oynasın. Aa, olur mu Bülent o oynasın. Ajda o oynasın. Çıkacak bütün biyografi filmlerini hatta para Zeynep Abdullah oynasın. Serenay olur mu diye. Ama Serenay'ın sesi güzel. Eğer kendi sesiyle oynayacaksa fena bir sesi yok Ajda'yı. Ee, ama ben Bergen'de hatanın yapılmasını istemiyorum. Ajda'nın bir sürü şarkısı var. Playback yapsınlar. Ajda'yı Ajda'nın sesiyle oynanırsa güzel olur diye düşünüyorum. Başka bildiğim bir kadının sesiyle Ajda Pektan karakteri çok Yapışacağını ben düşünmüyorum, bilmiyorum ama e, burada da yıldızı parlayan e, oyuncularımızdan işte bu kızın adı geçiyor Serenay Sarıkaya'nın. Ne diyorsunuz bilmiyorum. Devam ediyorum. Aa bugün videosunu gördüm. Çok enteresan da arkadaşlar. Ali Koç bu biliyorsunuz. Hem iptal edilen maçtan sonra İbre, e, Süper Kupadan sonra gözler hep onun üzerindeydi. O gün altı parmaktan Ali Koç'a bir yorum geldi. Ali Koç öfkeden delirdi resmen. E, enişteniz Galatasaray'da değil mi? Eniştenize sorun bazı şeyleri deyince e, çok sinirlendi Ali Koç. Sen ve senin gibiler yüzünden Fenerbahçe dibe çekiliyor. Rabbim Fenerbahçe'yi sizin gibilerden korusun dedi. Ve eğer çok daha kızdırırsan attıracağım seni buradan diye. Ay bayağı bir ee, ne derler iplerin gerildiği sinirlendi. sinirlendiği Ali Koç hiç öyle görmemiştim öfkeli bir haliyle ama haklı mı haklı ya. Yani laf çakmanın, laf sokmanın orada Fenerbahçe'ye ne faydası olur? O da ayrı konu. Yani şu anda aslında Galatasaray'la Fenerbahçe'yi kutlamamız gerekiyor. Yani futboldan daha değerli şeyler var. var ülkemiz, marşımız, istikbalimiz, özgürlüğümüz bunlar tabii ki futboldan daha değerli. Doğru bir tavır aldıklarını düşünüyorum ve ben her iki takımı da kutluyorum. Bence bu Süper Kupa'nın kazananı her iki takım diye düşünüyorum. Hatta öyle o yönde de şeyler var. Kupayı bölüşsünler. Kupayı ikisi birden alsın gibi bu dönemde söylenenler var ama bakalım nasıl bir karar alacaklar. Hep birlikte göreceğiz. Bu arada yeni yıla Kıbrıs'ta giren Kenan Doğulu'nun Aa, yani yılbaşına dair de güzel e, kareler ve güzel haberler var. Eşi Beren Saat'i e, güzelce konukların arasında şapur şupur öpüverdi. Yeni yıla Kıbrıs'ta sahne alarak giren Kenan Doğulu yeni yılı ilk saniyelerinde eşi Beren Saat'i öperek karşıladı. Çiftin aşk dolu anları kameralara yansırken Beren Saat daha sonra kayınvalidesine sarılarak yeni yıllarını kutlamışlar. İşte hemse kanaatkar bir aile. E, yeni yıla ailemle gireceğim deyip izleyicisini yarıda bırakıp çekip gitmemiş Kenan Doğulu. Niye böyle söylüyorum? Çünkü hemen arkasındaki haberde Tarkan, Tarkan'ın aç ne diyeceksiniz? Tarkan biliyorsunuz prensiplerim gereği yıl başına ailemle giriyorum falan diye bir tatavası vardı ya. Her yıl başında geri sayım yapmadan çekip gidiyordu ya. E, bu sene 200 bin euroyu alınca 800 bin euroya anlaşmış, 200 bin euro daha verince 0015'e kadar uzatma kararı almış. Yani demek ki prensip değil paraymış parayı verince parayı veren düdüğü çalar misali 15 dakika daha öttürmüşler Tarkan'ı. <laughs> ay, ay ben bu kadar para gözü olduğunu bilmiyordum. Kıbrıs'ta sahne çıkmak için önceden 800 bin euroya anlaşmış. Sahnede 00.15'e kadar uzatması için 200 bin euro ekstra almış. Anlaşılan o ki Megastar finansal konularda aşırı titizmiş. At, aşırı titiz demeyelim buna, para gözmüş diyelim. Attığı her adımı milyonlarca lira değerinde olduğu ifade edilen Tarkan, sıkı pazarlıkçı kimliği de ortaya çıktı. Herkes Tarkan'ın dünkü yılbaşı konserinde aldığı 32 milyon lirayı konuşuyor. Ama mega starla ticaret yapanlar el sıkılığından dem vurmuşlar. Gazetenin haberine göre diyor ki, ee, kazandığı paraları önemli yatırımlara yönlendiren sanatçı geçtiğimiz günlerde Beykoz'da bir ev almak için inşaat firmasıyla görüşmüş. Ancak Tarkan yatırım yapmak amacıyla eve olan ilgisini gösterirken sıkı bir pazarlık sürecine girmiş. İnşaat firmasının teklif ettiği fiyatın e, üzerinden önemli bir indirim talep eden sanatçı tutumu şaşkınlık yaratmış. Ev almak için görüştüğü firmadan gelen makul indirim teklifini çok daha fazla indirim istemiş. Son noktada influencer gibi sosyal medyanın gücünü kullanarak demiş ki işte story paylaşayım öyle bir teklifte bulunmuş indirim alabilmek adına. Firma bunu kabul et edemeyeceklerini söylerken Tarkan'ın bu tutumunun bilindiğini de öğrendim. Onu yakından tanıyan ve ticaret yapan kişiler sanatçının son derece eli sıkı olduğunu söyledi ya cimri yani. Megastar'ın tutumlu yaklaşımı meğer sanat dünyasında konuşulan bir konuymuş. Gazete böyle başlık atmış. E baksana sen ben 12'de ailemle gireceğim prensibim deyip de sonra 200 bin euro'yu duyunca 15 dakika daha uzatıyorsan demek ki prensip değil para. Ay bu kadar para göz hayal etmiyor. Ne kadar naif gelir Tarkan oysa ki. Ay bir de Roga Aktay mı? Kimdi? Hollanda'da mı Almanya'da mı bir konserde indirtmiş onu sahneye çıkarken. Yani bir hırslı yanı da var. Hiç öyle gördüğümüz melek gibi değil Tarkan'da. Hiç yani Tarkan'dan beklenmeyecek hamleler ama demek ki Almanya'da işler kesat manacım. Bir şekilde ne koparırsam çarın peşine düşmüş koskoca mega star Tarkan. Evet arkadaşlar 2023 ve 2024'ün başında Bunlar konuşulmuş. Bugünün konuşulan, bir ocağın konuşulan konuları bunlardı. Renkli anlar kaldı hafızalarımda. Hakikaten son 3-4 günle çetrefelliydi. Bir anda böyle bir futbol camiası ile ilgili haberler, bu iptal konusu, peş peşe gelen skandal haberler. Yani hızlı bir 2023 yaşadık. Hızlı da bir 2024 yaşayacağı benziyoruz. Bakar mısınız bugünün haberlerine? Yani Flash birçok haber vardı. Bakalım Seda Sayan'ın yorumunu çok merak ediyorum. Enis Arıka'nın e, Seda Sayan şovuyla ilgili Seda Sayan'dan henüz bir açıklama gelmedi. Beğendi mi? Ya da ne diyecek bakalım ama bayıldım. Tam bir ekran yüzü olduğunu düşünüyorum. Güzel bir program, böyle ne bileyim eğlenceli bir programı e, iyi bir partnerle sundururlarsa çok başarılı olur. Bence ben ding dong... Kafasında jetonlar düşmüştür diye düşünüyorum Acun Ilıcalı'nın. Acun'un çünkü o günkü performansı yani jüri olarak çok iyiydi ama gelen e, tüm e, oyuncuları da, e, katılan e, yarışmacıların da hepsini iyice gözlemlediğini düşünüyorum ben bir yapımcı olarak, televizyoncu olarak da. Evet, bugünün konuları bunlardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, gerçekten senenin ilk gününde de benimlesiniz. Ne mutlu bana. E, bir senenin içerisinde 5 binlerden 30 binlere geldik. İnşallah daha fazla ne bileyim 50 binler 100 binler oluruz bu sene. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Değerli yorumlarınız benim için gerçekten çok özel. En keyif aldığım, en sevdiğim an diyebilirim. Sanki çok sevdiğim bir kitabı okur gibi. Sizlerle o güzel sözcüklerinizi duyduğumda kanatlanıp uçuyorum. Dünyanın her yerinde beni izliyor olmanız da ayrı bir keyif. Çok teşekkür ediyorum. Yarın farklı konularla görüşene dek hoşça kalın, mutlu kalın. Yine her zaman savaşınızla kalın. Hoşça kalın.